Okay. Evet, değerli arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz konu gelir getiren aktiviteler nelerdir? Bu konuyu işlemek istedim. Uzun bir zamandır işlemek istediğim bir konuydu. Odaklanmayı belli bir yere toplamak adına böyle bir konu işlemek istedim açıkçası. Şimdi şu cümleleri sarf etmek istiyorum başlangıçta. Arkadaşlar bizim işimiz yani bu meslek daha evvel bir ticareti inşa etme konusunda tecrübesi olmayan, genellikle tecrübesi olmayan insanların oluşturduğu bir meslek grubu, bir sektör demeyelim de bir iş kolu diyelim burada. İş kolu daha doğru olur. Sektör deniyor bazı. Ben de o geçmişte hatırladım ama biz bir sektör değil aslında bu. Bizim yaptığımız iş bir dağıtım kanalı. Daha evvel ağırlıklı olarak insanlar, bu iş kolu içerisindeki insanlar ağırlıklı olarak daha evvel herhangi bir şekilde bir ticaret yapma kültürüne sahip olan insanlar değil ağırlıklı olarak. Son zamanlarda bu biraz şey yapmaya başladı, dönüşmeye başladı. Sektör tekrardan tanımlanıyor. İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte bizim mesleğimiz de internetteki bu gelişimlerden tabii ki nasibini almaya başladı. Ancak genel itibariyle bakarsanız girişimci kafaya sahip olmayan insanların yeni bir meslek öğrenmek istiyorum ben adına efendim şey yaptıkları, başladıkları bir şey bu. Bir iş kolu, bir iş diyelim. Business. İş farklı, business farklı. Algılamak lazım. Sonuçta kendi işimiz, girişimcilik isteyen bir iş. Ve tabii ki mevcut kafa ile bir yere varabilmemiz mümkün değil. Kafayı mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Çok basit bir matematik var bunda. Mevcut kafa bizi mevcut yaşadığımız hayata getirdi. Yani mevcut hayatımızı şu anda sahip olduğumuz kafa inşa etti. Yani kafa yapısı inşa etti. Her ne düşünüyorsak, iç sesimiz inşa etti, kendi kendimizle konuşmalarımız inşa etti, düşüncelerimiz inşa etti, duygularımız inşa etti ve bizler mevcut durumdan memnun değiliz. Mevcut durum bize acı veriyor. Mevcut durumu değiştirmek istiyoruz. O yüzden dolayı buradayız. O yüzden dolayı bu eğitimleri alıyoruz. Anlamamız gereken şey şu: mevcut kafayla başka bir sonuç üretemezsiniz. Tekrar ediyorum, bu cümleyi yazın bir yere. Mevcut kafa yapısıyla başka bir sonuç üretemezsiniz. Sonucu değiştirmek istiyorsanız mevcut kafa yapısını değiştirmek zorundasınız. Mevcut kafa yapısını değiştirmenin tekniklerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte yapmış olduğumuz bu online toplantılarda, eğitimlerde size yepyeni bir hayat dizayn etmeye çalışıyoruz. Size yepyeni bir meslek öğretmeye çalışıyoruz. Size yeni bir mesleğin, sizin için yeni bir mesleğin püf noktalarını vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kabul etmen gereken şey şu, efendime söyleyeyim, kendi kendine söylemen gereken şey şu: Yavuz, sen mevcut kafayla hedefini yeni, arzulanan bir durum, istenen bir durum var ileride. Atıyorum bu Blue Diamond'tır ya da başka her neyse, buraya varamayacaksın. Mevcut kafa seni buraya getirdi. Kafayı değiştirmen lazım. Ondan sonra gitmen gereken yere gideceksin. Bilge, senin için aynı şey geçerli. Bahattin abi aynı şey geçerli. Aynur Hanım aynı şey geçerli. Örnek aranızdan seç. Hilal Hanım aynı şey geçerli. Nurdan Hanım aynı şey geçerli. Selma abla aynı şey geçerli. Hiç değişmiyor. Mevcut durumu inşa eden kafayla istenen duruma varabilmemiz imkansız. Mutlaka sonucun değişmesi için kafanın değişmesi gerekiyor. Özellikle bunu vurgulamak istedim. O yüzden dolayı kendimize yatırım yapmaya devam, duygularımıza daha farklı, kendimizle olan konuşmalarımız vesaire, yani kişisel gelişim diyelim biz buna kısaca. Kişisel gelişim bu anlamda çok 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 önemli. Kitaplar, kurslar alabilirsiniz. Efendim, sayısız kurs aldım. Amerika bu işin güzel şeyi, hani bu işin menbaı diyelim. Almışımdır. Türkiye'de son zamanlarda yetişen çok güzel şeyler var. Kendini yetiştirmiş çok güzel dijital dünyayı kullanan, interneti kullanan ve interneti doğru bir şekilde kullanmasını insanlara da öğreten insanlar gelişmeye başladılar.
Naçizane 2009-2010 senesinde ben de bu yola başlamıştım ve hep şunu dedim, benden çok daha iyileri olacak bu konuyla ilgili ve benden çok daha iyi insanlar var şu anda. İnterneti insanlara doğru kullanmayı öğreten insanlar. İnternet arkadaşlar, internet deyip geçmeyin. Aman ben dijitali bilmiyorum, öğreneceksin. Dediğim gibi kafa yapısını değiştirmek gerekiyor. İnsan öğrenebilen bir şey, bir varlık. Ve herkes internette. Senin sunumunu dinledikten sonra insanlar dönüp internete giriyor, internete soruyor, internete bakıyor. İnternette doğru bir şekilde kullanırsan eğer, araştırmalar sırasında karşısına çıkacak olan kişilerden bir tanesi de sen olabilirsin. O yüzden dolayı git illaki interneti kullan demiyorum. Bizim işimiz farklı bir dinamikle işliyor. Yani internet birçok sektörde evet bir anda çok değiştirmiş olabilir. Ancak ben bizim sektörün işleyişini evet değiştirdi doğru. Ancak diğerleri kadar olmadığını da düşünüyorum. Bu anlamda biraz muhafazakar bir kafaya sahibim açıkçası. Ama yine de mutlaka internet de bir seçenektir. Doğru kullanmak seçenektir. Sonuçta işimiz iletişimdir. Doğru bir şekilde iletişim kurabiliyorsanız, insanlarla doğru bir şekilde insanları yönetebiliyorsanız tabii ki başarılı olursunuz. Gelelim gelir getirici aktivitelere. Şimdi arkadaşlar gelir getirici aktiviteleri kısaca gelire dönüşen aktiviteler. Yani paraya dönüşen aktiviteler diyebiliriz buna. GGA diye geçer. Bundan sonra bir yerde GGA harflerini görürseniz gelir getirici aktiviteler olduğunu bilin. Birazdan bazılarını örnek olarak mesela sıralayacağım ben size. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa mutlaka onları da ekleyin tabii ki. Benim söylediklerim kısıtlı kalabilir. Bu sıralayacağım aktivitelerin bazıları daha hızlı, yani daha yavaş paraya döner. Paraya döner ama daha yavaş paraya döner. Daha yavaş ama daha güçlü bir şekilde paraya döner. Bazıları çok hızlı bir şekilde paraya döner. Önce sıralamamız lazım. Burada kendimize sormamız gereken soru şu. Benim en hızlı paraya çevirebileceğim becerilerim nedir? Araçlarım nedir? Doğru sorular. En hızlı paraya çevirebileceğim aktivite nedir? Ben şimdi size rastgele, özellikle rastgele bir şey mantık sırası yapmadım. Özellikle yapmadım. Ondan sonra başka bir soru soracağız çünkü kendimize. Onları ben size ilk aklıma gelenleri mesela sıralayayım. Facebook'ta, sosyal medyada arkadaşların doğum gününü kutlamak. İnsanlarla telefon açıp sohbet etmek. İnsanlarla kafeye oturmak, sohbet etmek. Hal hatır sormak. Bir cenazesi olduğunda bir başsağlığı dilemek. Yanındayım diyebilmek. Kayıt yapabilmek. İş ortağı kaydı yapabilmek. Kitap okumak. Takip yapmak, reklam yapmak, davet yapmak, sunum mu göstermek, sunum, kapanış yapmak, kapanış hamlesini yapmak, doğru bir başlangıç yapmak, kamplara katılmak mesela yine onlardan bir tanesi, online toplantılara katılmak, uluslararası toplantılara katılmak, ürün kullanıcısı olmak, o da dolaylı olarak bir gelir getirici aktivitedir. Satış yapmak, liste yapmak, listeye tanıdığın kişilerin eklemesini yapmak, listeyi geliştirmek, listeden çıkartmak istediğin kişiler varsa listeden çıkartmak, değişiklikleri yapmak gibi. Bunlar arkadaşlar gelir getirici aktiviteler. Bazıları uzun vadede çok güçlü, bazıları kısa vadede çok güçlü, bazıları kısa vadede biraz zayıf kalabilir. Ancak sonuçta gelir getirici aktivitelerdir. Şimdi aklına gelebilecek her türlü şeyi böyle sıralarsın. Ondan sonra kendine ikinci soruyu sorarsın. Dersin ki arkadaş benim gelir getirici aktivitelerim bunlar. Yani benim tüketim ağımı inşa ederken ondan sonra paraya dönüşecek olan aktiviteler bunlar. İkinci soruyu şunu sorarsın kendine. Daha güzel sorularınız varsa mutlaka bu arada sorun. Yani hatta bu videoyu daha sonra yayınlarım. Video olarak da yayınlarız. Yorum yapmak isterseniz altına da yorum yapın. Burada da paylaşabilirsiniz.
Bana göre ikinci soru şu. En hızlı paraya dönen hangisi? Şimdi listeyi yaptım, aklıma gelen her şeyi yazdım önce. Önce yazacaksın. Aklına gelen her şeyi. Hiçbir şeyi atlamamaya çalış. Daha sonra bunların içinde en hızlı paraya çevirebileceğim aktivite hangisi? Senin için mesela satıştır. Sonra diyelim ki sunumdur. Sonra kamptır. Evet, belki çok hızlı değil. Belki bir sonraki kampa bir ay var ya da üç ay var. Bilemiyorum. Belki çok hızlı değil ancak zamanı geldiğinde çok hızlı ve güçlü bir şekilde paraya dönen bir aktivitedir. Kampı kullanmak ve insanları kampa götürmek. Dolayısıyla güç sıralaması yapacaksın ondan sonra. Satış. Benim için satış değildi. Bu sunumdu mesela benim için. Senin için satış olabilir. Dön ve de ki en hızlı hangisini paraya çevirebilirim. Çünkü aranızdan bazıları biliyorum ben çok iyi satış yapabilme becerisine sahip olan arkadaşlarımız. Belki kayıt yapma becerisi konusunda o kadar iyi değil veya doğru bir başlangıç yaptırabilme konusunda çok iyi değil belki. Onlar kendilerini çok iyi bilirler. Ancak satış konusunda çok iyi. İş ortağı oldun. E-ticaret mağazan açıldı. Bir saniye sonra paraya çevirebileceğin bir beceridir mesela satış bazı insanlar için. Bir saniye sonra. Arkadaşını ararsın. Dersin ki gir al süper bir ürüne tanıştırıyorum seni. Siparişini girelim. Anlaştık. Bitti. Anında satışa döner. Anında paraya döner. Anında. Odaklanmamız gerekiyor arkadaşlar buraya. Gelir getirici aktivitelerde olması lazım şeyimiz. Odağımız bu noktada. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Önce bir sırala, ondan sonra öncelik sıralamasını yap. Bu bizim işimiz olmaz da başka bir iş olur. Yine yapılması gereken şey yani. Benim en hızlı paraya dönüşecek olan becerim hangisi? Atıyorum. Ben İngilizce biliyorum. Ben bilgisayar biliyorum, yazılım biliyorum, bilmem ne biliyorum, şu biliyorum. Farklı şeyler özellikle. Sosyal medyayı kullanırım. İşte sayfam var vesaire. Instagram kullanıyorum. Oradan bunların hepsini sıralarsın. Ondan sonra dersin ki en hızlı bir şekilde para edecek olan becerim hangisi? Ona göre şey yaparsın. Hamleni ona göre yaparsın. Birçok insanın odağı başka yerlerde toplanabiliyor. Arkadaşlar bu şeyle ilgili, bu konuyla ilgili. O yüzden odağınızı özellikle gelir getirici aktivitelere toplamanızı özellikle öneririm size. Diğerlerini sıralamadım. Ama mutlaka bir sıralama atıyorum. İşte kamptan sonra nedir? Efendime söyleyeyim sunum işte reklam davet sunum kapanış bunların hepsini siz sıralarsanız tek tek şey yapalım. Şimdi içlerinde bazılarını mesela seçip üzerine şaşırtıcı gelebilir size. Ya Yavuz bu nasıl bir gelir getirecek aktivite olabilir ki diye düşünebilirsiniz. Onunla da ilgili çok kısa birkaç cümle sarf edeyim. Mesela doğum gününü kutlamak nasıl olur da bir gelir getirici aktiviteye dönüşebilir? Ya da bir hal hatır sormak, arkadaşına bir telefon açıp bir hal hatır sormak, efendime söyleyeyim işinden gücünden hiç bahsetmemek o sırada, tamamen veri toplama amaçlı, tamamen bir görüşme yapmak, bir Zoom görüşmesi yapmak nasıl olur da bir gelir getirici aktiviteye dönüşür. Şöyle dönüşür arkadaşlar, sıra sıra devam edeyim. Kendi çalışma şeklimdir aynı zamanda. Ben sağ olsun sosyal medya platformları bize arkadaşlarımızın doğum günlerini hatırlatıyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey burada bunu şey yapmak, kutlamak. Ben kutlarım. Doğum gününü kutlarım. Ve doğum gününü kutladığım kişileri mutlaka tarih benim listemi ben Excel'de tutarım. Bir tane analistem vardır. Analistem aynı Excel şeyinde dosyasında. Altındaki sekmelerden bir tanesi de atıyorum sosyal medya platformundaki işte atıyorum Facebook'taki arkadaşlarımdır mesela. Onların da tarih sıralaması vardır atıyorum işte ayın 21'i de doğanlar bunlar. Tutup zaten oraya copy paste yaptığınızda oradan da bir liste ortaya çıkıyor. Önce kutlamasını yaparım. Çok fazla şeye girmem mesela. Çok böyle muhabbete girmem. Çünkü onun doğum günüdür. Zaten çok sayıda mesaj geliyordur. Zaten telefon geliyordur bol bol ve o sırada benim onun üzerinde yaratabileceğim etki şeydir. Sadece bir şeydir yani sınırlı kalır. Benim şeyim bu, tezim bu. Ancak ben dönüp bir hafta 10 gün sonra
şimdi değil, bir hafta 10 gün sonra nasılsın sorusunu sorarak, nasılsın, keyifler nasıl sorusunu sorarak tekrardan mesela şeyi başlatırım. Muhabbeti başlatmaya çalışırım tekrardan. Ondan sonra telefon almaya çalışırım. Sesini uzun zamandır duymadık. Bir şey yapalım, bir görüşelim, bir telefon. Önce chatleşerek başlayan bir sohbet, daha sonra telefona dönüşüyorsa, yani yazılı başlayan bir sohbet, daha sonra sesli haberleşmeye dönüşüyorsa eğer, haberleşmenin gücü artar. Daha sonra ya bir yüzünü göremedik ne zamandır şeklinde başlayan bir sohbet, ya bir bağlanalım Zoom'dan, millet efendim video konferans yapıyor, biz de şey yapalım kardeşim deyip daha sonra video konferans yapmak şeyi daha da güçlendirir. O iletişimi çok çok daha güçlü hale getirir. Nasılsın, iyi misin, doğum günü çocuğu vesaire muhabbet oradan başlar. İşe gelir, güce gelir vesaire, hayattaki sorunlara gelir. Mevcut acı veren durumu anlatmasına izin veririm o sırada. İnsanlar çünkü anlatır bunu. Sen yeter ki veriyi toplamayı bil. İlla ki sana ne acı veriyor anlat bakayım bana demene gerek yok. İnsanlarla sohbet ettiğinde, bir kahve ya da bir kafede oturduğun bir kahve içimi sohbet ettiğinde dinle. Sadece dinle. İki tane soru sor sadece. Nasıl gidiyor hayat vesaire, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Dinle. İnsanlar sana mevcut acı veren durumu anlatıyor veya ulaşmak istediği yeri anlatıyor arkadaşlar. Daha sonra reklamı yaparken bu çok işine yarayacak. Çünkü önce veriyi toplarsın. Bak, doğum gününü başlattık. Doğum gününü kutlama nasıl daha sonra paraya dönüşür? Onu anlatıyorum sana. Doğum gününü kutladım. Aynı gün ben yazmam genellikle. Bir hafta 10 gün sonra. Hatta bazen 3 ay sonra dönüş yaparım. 3 ay sonra. Ama şunu bilir ki Yavuz benim doğum günümü her yıl kutlar. Her yıl kutlar. Ondan sonra muhabbeti bir şekilde koyutmaya çalışırım. Ondan sonra veriyi toplamaya çalışırım. Veriyi topladıktan sonra artık reklam ve daveti yapmak çok daha kolay hale gelir. Reklamı, daveti yaparım. Daha sonra sunumu yaparım. Daha sonra kapanış hamlemi yaparım. Daha sonra takibe düşerse takibini yaparım bir şekilde. Ondan sonra el sıkışmamız durumunda işte doğru başlangıcını yaparım. Kampa davet ederim. Kampa götürmeye çalışırım. Online toplantı düzeninde tutmaya çalışırım. Uluslararası bir toplantı olduğunda efendime söyleyeyim oraya götürmeye çalışırım. Ya da ne bileyim satışsa eğer belki önce ürünü bir denemek istiyor. Ya sen bırak şimdi bir şey başlam. Sen şimdi önce al şu üründen bir ay bir dene bakalım önce derim belki. Ve tabii ki liste yapmak da onlardan bir tanesiydi. Sonuçta doğum günü kutlarken zaten listenin bir parçası oluyor kişi. Sadece doğum gününü seçip gitmem. Neden böyle yapıyorum? Çünkü daha sonra atıyorum 3 ay sonra tekrardan merhaba diyeceksem eğer 3 ayın öncesinde ondan bir bilgi geldiğinde direkt olarak üste çıkıyor ya Messenger'da ya da WhatsApp'ta vesaire. Onu istemiyorum ben. Benim kontrolümde olmasını istiyorum her şeyin. Dolayısıyla tarih sıralamasına göre isimleri tek tek oraya girerim. Direkt copy paste yaparım orada. Tek tek de yazmam. Öyle bir şey var. Teknoloji öyle bir şans tanıyor size. Ondan sonra oradan zaten bir liste inşa olur. Facebook'ta yani şey yapıyorum. Yani siliyorum. Hep 5000'de tutmaya çalışıyorum. Ve yeni güncel muhabbetimin daha iyi olduğu insanları tutmaya çalışıyorum. Diğerleriyle şey yapıyorum. Arkadaşlıktan çıkartıyorum. Yani aradan geçmiş 3 sene 5 sene sadece ben onun doğum gününü kutlamışım. Bir şekilde muhabbeti derinleştirmeye çalışmışım fakat o pek yanaşmış vesaire. Kısa cevaplar vermiş. Yani belli ki benimle çok fazla konuşmak sadece nedendir bilmiyorum. Arkadaşlık isteği göndermiş ben de kabul etmişim. Ve ondan sonra şey yapıyorum direkt arkadaşlıktan çıkartıyorum, şutluyorum. 5000 çok böyle kaymak. Gerçekten iletişimin iyi olduğu insanları orada tutmaya çalışıyorum. Daha sonra nasıl şeye dönüşüyor görüyor musunuz? Daha sonra nasıl paraya ve gelire dönüşüyor? Görüyor musunuz? Tanıdık bir kişi. Doğum gününü kutlamaktan başlıyor olay. Şey için de aynı şey geçerli. Yani ne bileyim efendime söyleyeyim sohbet etmek için aynı şey geçerli. Bir hal hatır sormakla başlayan aynı şey geçerli. Kitap okumak belki hemen gelir getirici bir aktiviteye dönüşmeyebilir ya da dönüşmüyormuş gibi görünen bir aktivite olabilir. Ancak şu bir gerçek, bazı kitaplarda mesela böyle karşınıza bir cümle çıkıverir bir anda, sizi kendinize getirir bir anda ve hemen harekete geçersin, satış yaparsın, gelir getirici aktiviteyi tetikler. Dolayısıyla kitap okumak da şey mi, gelir getirici bir aktivite kesinlikle. Her zaman mı? Hayır, her zaman olmayabilir çünkü o seni sihirli cümleyi acaba bugün mü yarın mı ne zaman göreceksin, hangi kitapta karşına çıkacak onu bilemiyorsun.
Bazen yıllar geçiyor, belki 5 sene boyunca okuyorsun okuyorsun. Evet, çok güzel şeyler ama bir türlü seni harekete geçiren o tetikleyici cümleyi ya da o paragrafı göremiyorsun belki. O yüzden dolayı tabii ki gelir getirici aktivitedir. Ancak biraz daha uzun vadeli gibi görünüyor. Diğerlerinin hepsini tek tek sıralamıyorum ama arkadaşlar sistematik bir şekilde çalıştığınızda gelir getirici aktivitelerin ne olduğunu bildiğinizde, bunu sıraya koyduğunuzda en hızlı hangisi paraya döner? Daha organize bir şekilde hangisi paraya döner? Sorusu mesela diğer bir soru olabilir. En hızlı paraya dönen hangisi? Atıyorum satış. Atıyorum sunum. Sunumu göstermek. Sunum videosunu seyrettirmek. Part-time'cıysanız her gün mutlaka bir kişiyle mutlaka görüşme yapın. Ya da ikiye çıkabiliyorsanız daha süper olur. Mesela full-time'cıysanız beşin altına düşmemeye çalışın günlük olarak. En hızlı paraya dönenler bunlar. Bir de şeyde daha organize bir şekilde paraya dönen. Mesela az önce anlattığım senaryo daha organize bir şekilde paraya dönen. Belki biraz daha yavaş ama organize bir şey var orada. Organize bir senaryo işliyor. Uzatmayayım ben daha fazla. Şeyi ödevimizi verelim kendimize. Bugün bir ödevimiz olsun. Ödev şu olsun. Eylem çağrımız olsun. Ben en hızlı nasıl para kazanırım sorusunu kendinize sorun. Alın bir kağıt kalem. Kağıt kalem. Ondan sonra üzerine bu soruyu yazabilirsiniz. En hızlı nasıl para kazanırım ben ticaretimde? Ne yapmam gerekiyor? Efendime söyleyeyim, önümdeki engeller nelerdir? Hangi engelleri kaldırmam gerekiyor? Hangi aktiviteler bana en hızlı para kazandırır? Önce listelersin, sonra önceliklendir listeyi kendine göre. Ondan sonra bir tez üret. Tez üretirsin. Dersin ki işte atıyorum örnek veriyorum benim şeyden ya da tez üret, ondan sonra hedefini koy. Detaylarını anlatırım birazdan tecrübelerimden. Muhtemel engelleri belirle. Yani hedefine ulaşırken muhtemel engeller neler olacak? Ondan sonra harekete geç. Ondan sonra bir sonuç elde et. Küçük veya büyük fark etmez. Sonuç elde et. Veya hiçbir sonuç da sonuçtur arkadaşlar. Yani sıfır satış, sıfır kayıt. O bile bir sonuçtur. Yeter ki o sonucu değerlendirmesini bil. Yani geri bildirimini bil. Ondan sonra dersin ki ya, demek ki bu şekilde olmuyor. Ondan sonra ortaya neyi koyarsın? İkinci tezi ortaya koyarsın. Dersin ki bu şekilde olmuyor. Ben efendime söyleyeyim daha farklı bir yol tercih edeceğim. O da şöyle olacak. Ya da şu jargonu değiştireceğim. Tez 2'yi ortaya koyarsın. Sonra hedef 2'yi ortaya koyarsın. Belli bir hedefe ulaşmışsındır atıyorum işte ilk kariyere geldin ondan sonra hadi bakalım şimdi hedef bu. Ya da hedef şimdi aynı kariyerden 3 tane daha bu ay çıkartmak. Ya da ay sonu hedefi için kendi hedefi için ortaya bir tez koyarsın. Tezim bu. Ben şu kadar görüşme yaparsam, şu kadar görüşme yaparsam bu kadar sunumla sonuçlanır. Bu sunum bana şu kadar şey üretir, ticaret üretir. Ben de bu ayı şu hedefimle kapatmış olurum. Buna ulaşmam için bu kimleri ben hedeflerine ulaştırmam gerekiyor? Bunları ortaya koyarsın. Hep iki iki. Muhtemel engeller neler olacak? Atıyorum ay kapanışında konuşuyorsan eğer muhtemel engeller şunlar olacak. Eşimle ilgili tartışmamız olabilir. Benim yapmamı istemiyor. Uğraşmamı istemiyor bu işlerle vesaire. Ya da ne bileyim adayların ön yargısı, adayların hayır demesi, benim motivasyonumun düşmesi vesaire bunların hepsini sıralarsın. Ondan sonra bu engelleri nasıl ortadan kaldırabilirsin? Onun üzerine kafa yorarsın. Hareketi ortaya koyarsın. Hareket yani tez 2, hedef 2, muhtemel engeller 2, hareket 2, sonuç 2, geri bildirim 2. Daha sonra geri bildirim yaparsın, bir sonuç elde edersin. İyi veya kötü veya sıfır fark etmiyor. O da bir sonuç. Ondan sonra tez 3'ü ortaya koyarsın. Oradan bir sonuç çıkartın. Öğreniyorsun çünkü. Bunu böyle yapmam lazım benim. Tez 3. Tezim şu. Hedef 3, muhtemel engeller 3, hareket 3, sonuç 3, geri bildirim 3. Ondan sonra dersini alırsın. Tez 4, hedef 4, muhtemel engeller 4, hareket 4, efendime söyleyeyim sonuç 4, geri bildirim 4 şeklinde böyle hep öğrene 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 ortaya tez koya koya şey yaparsın. Devam edersin. Mesela benim ortaya koyduğum tez çok hızlı bir şekilde ortaya koyduğum tez şuydu. 3 ayda 500 video sunumu beni diamond yapar. Bu bir tez. Ortaya bunu koydum. Ondan sonra hedefimi belirledim. Bunu parçaladım. Plan yaptım tabii ki. Nasıl olacaktı bu? 500 sunumu 3 aya böldüm. Dedim ki
Ben dedim bunu muhtemelen tek başıma yapmayacağım. Yani bu 500 sunumu, bak ortaya hep tez üretiyorum o sırada. Bu diyorum 500 sunumu 3 ayda muhtemelen ben yapmayacağım. Ancak diyorum en kötü ne olabilir? En kötü ne olabilir? Hiç kimsenin sunum yapmaması. Yani benim haricimde hiç kimsenin video sunumu insanlara göstermemesi, seyrettirmemesi. Olabilecek en kötü şey bu. Daha sonra olabilecek en kötü şey ne? Efendim tüm insanların bize hayır demesi. Tüm insan, 500 kişinin de bize hayır demesi. O pek olası değil. Kafamda böyle şeyler üretiyorum. Tezler üretiyorum. Ve diyorum ki muhtemelen bunu tek başıma yapmayacağım. Ama en kötü ne olabilir? Diyelim ki tek başıma yapmak zorunda kaldım. Soru şu, yapar mıyım? Devam eder miyim? Dedim ki evet, devam ederim. Kimse olmasa bile, Yavuz kendine söz veriyor musun? Kimse olmasa bile, ekibine insanlar, takımına insanlar katılsa bile, onlar sunum yapmasalar bile sen yapmaya devam eder misin? Bu sorunun cevabı evetti benim için. Evet dedim, ben devam edeceğim. Yani kısaca dedim ki kimse yoksa ben varım. Bak hiç kimse yoksa, hiç kimse yapmıyorsa ben yapacağım. Girişimci kafası. Kafayı takmışım çünkü. Yapacağım. Düşüncem şu. Dedim ki bu benim bu sektördeki son hamlem olacak. Ve bir daha şey gibi Last Dance var. İzleyin. Netflix'te Michael Jordan işte Chicago Bulls efsanesini anlatıyor. İzlemediyseniz Last Dance. Benim de Last Dance şeyim buydu. Son dansım olacaktı benim bu. Bunu ortaya koyacaktım. Dedim ki benim hayatım hiç kimseye bağlı olamaz. Benim hayatım benim kontrolümde olmalı. Başka hiçbir şeyin kontrolü, hiçbir kimsenin kontrolünde olmamalı. Yeni başlayan bir iş ortağı arkadaşımın sunum yapmaması benim inşa edeceğim hayatımı, özgürlüğümü etkileyemez. Buna izin vermeyeceğim. Kimse yoksa ben varım. Yeniden inşa edeceğim. Ama 3 aya sığdıracağım bunu. Bu çok önemliydi. 500 sunum. 3 ayda yapamadık, 6 ayda deneyelim falan. Hayır abi, böyle bir şey yok. 3 ay kararı aldıysam, ortaya bu tezi koyduysam ben bu tezin arkasında olmalıyım. Bu gerçekleştirebileceğimin tabii ötesinde bir hedefti, bir tezdi. Bunu biliyordum. Yani nitekim 3 ayda 500 sunum olmadı sonuç olarak. Şöyle olmadı. Kendi yapmış olduğum sunum 3 ayda 500 sunum olmadı ama 400'ün üzerinde oldu. Yani 3 ayda 400 kişiye sunum izlettirdim. Bunun ilk 100'ü atıyorum kendi listemdendi. Zaten o ilk 8 günde 82 kişiye sunum seyrettirmiştim. Kendi listemizden tamamen 12 kişi evet demişti. Derken 12'nin içinde onların da arkadaşlarına video sunumu seyrettirmeye başladık. Veya onlar seyrettiriyordu. Merak etme ben yanında olacağım diyordum. Çünkü Pearl kariyerine gelmiştim. Babalar gibi böyle göğsümüzde şey var. Yakamızda Pearl rozeti var. Sunumlar gösteriyor. Ben ortamdayım. O ortamda bulunmak bile yetiyor. Çünkü sonuç elde etmiş olan bir otorite var orada. Dolayısıyla bir hedef koydum ortaya. Muhtemel engeller neler olabilirdi? Şule hamleydi. Pat diye bir sancı olur, bir şey olur. Doktor yani beni o şeyden ne derler, o tempodan kırabilecek olan bir şeydi bu. Onun haricinde ne bileyim hepsi şeydi yani kafamda da vardı ama hepsi işte az önceki söylediğim olay diyelim ki takım arkadaşlarımdan birileri yapmadı aynı şekilde. Sonra ne olacaktı? Benim aldığım karar şuydu, umurumda değil. Ben devam edeceğim. 3 ayda 500 sunumu ne yapıp ne edip yapacağım? Yani sonunda ölüm varmış gibi şey yaptım bunu. Yani zaten öyledir arkadaşlar. Sonunda ölüm olsaydı ya da ona benzer bir şey olsaydı eğer herkes yapardı. Ben de o şekilde ortaya tezi koymuştum. Harekete geçtim ondan sonra. Zaten bir kez yani karar almak, zaten ortaya bu tezi koymak, o kararı alabilmek, güçlü bir kararı alabilmek çok sancılı. Gerçekten çok sancılı oluyor. Yalnız bir kez kararı aldığınız zaman var ya şey, yani dünyaya yeniden gelmiş gibi hissediyorsunuz. Güçlü bir kararı aldığınız zaman kendinizi çok yenilenmiş hissediyorsunuz. Ondan sonra geriye tek bir hareket kalıyor. Tek bir şey kalıyor, harekete geçmek. Harekete geçmek size acı vermiyor ondan sonra. Yani güçlü bir karar aldıysanız acı vermiyor. Normalde güçlü bir karar almadan eğer şey yapıyorsanız, harekete geçmeye çalışıyorsanız bu hareket çok acılı oluyor.
hareketin verdiği acıyı minimize etmelisiniz, etmek zorundasınız. Bunun için kararınızın gücünü ortaya koyun. Yani kararınız çok güçlü bir karar olsun. Çok zorlanacaksınız kesinlikle. Güçlü bir karar almak zorlayıcı oluyor. Doğum sancısı gibi. Ondan sonra ama bir kez karar aldığınızda artık çok rahatlıyorsunuz. Ondan sonra tek bir şey harekete geçmek. Günde 5 tane 6 tane şey yapıyordum. Yani 8 günde 82 kişiye sunum videosunu izlettirmek normalde acı veren bir şeydir. Acı veren bir harekettir. İçinizde kaç kişi var 8 günde 82 kişiye sunum videosunu seyrettiren? Ya da kayan Türkiye'de kaç kişi vardır bilmiyorum. Ama ben vardım ve olduğunu da zannetmiyorum başka. Bu anlamda rekor büyük ihtimalle bende. Bu konuda da kendimle gurur duyuyorum. Böyle bir hamleyi başlatmam, böyle bir hareketi yapmam gerekiyordu. Buna benzer bir hareket yaparsanız, benzer hareketi ortaya koyarsanız eğer, benzer sonuçlar üretirsiniz. Acı vermiyordu. Günde 5 sunum yapmak ya da 8 günde 82 kişiye sunum videosunu göstermek normalde acı verir. Neden acı verir? Eğer ki kararın gerçek bir karar değilse çok acı verir. Çok çok acı verir. Ama benim kararım net. Çok net bir karar almıştım. Ondan sonra hiç hissetmiyorsun. Şey gibi böyle sanki bilincini kaybetmiş gibisin. Ruh gibisin. Yani bitkisel hayatta gibisin. Evet demiş, hayır demiş. Hiç böyle hani şöyle çarpıyor gidiyor. Şeyle böyle yani motosiklete bindiğinde sinekler böyle çarpar. Yani sinek etkisi bile yapmıyor. Yani şeyler o hayırlar, reddedilişler vesaire. Kendi şeyi düşünemiyorsun bile o sırada. Tamamen dediğim gibi hatırlamıyorsun. Bitkisel bir hayatta gibisin. Kararı almış olmanın sadece eylemini yerine getiriyorsun ve tam bir mekaniğe dönüşmüş durumdasın o sırada. Yani bir kişi evet başlamış. 8 günde 82 sunum, 12 tanesi evet demiş. Yani hiçbir şey ifade etmiyordu benim için. Herkes kendisi için başlıyordu veya herkes kendisi için başlamıyordu. Benim için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Yani bir kişi evet dediğinde göbek atmıyordum. Sevinmiyordum. Bir kişi hayır dediğinde de üzülmüyordum. Bu mekanikleşmenin vermiş olduğu şey avantaj. Dolayısıyla makinaya dönmeniz gerekiyor. Bir dönem gerçekten sayıları işletme konusunda bir makineye dönmeniz gerekiyor. Belli bir aşamaya geldiğinizde tekrar insanlığınıza geri dönersiniz. Ama belli bir süre mesela benim için Emerald kariyerine kadar bu böyleydi. Ben hep söylüyorum yani tabiri caizse o bitkisel hayat gibiydi benim için. Şarteri indirmiştim tamamen. Duygulardan tamamen arınmış. Tamamen mekanik bir şekilde. Var mısın yok musun? Ve hızlı karar istediğinizde insanlardan aşağı yukarı işte 5 kişide birisi veya 5 tabii ortalaması olur. 5 kişide birisi evet diyor. Ve bunu bildiğin zaman aynısını kopyaladığında zaten üretim gerçekleşiyor. Dolayısıyla arkadaşlar böyle işliyor. Mekanikler böyle işliyor. Hep ortaya bir tez koyuyorsunuz. Hedef koyuyorsunuz. Engelleriniz var. Engelleri belirliyorsunuz. Olası. En kötü durum ne olabilir? Onu kabul ediyor musun? Ben bu kötü durumu kabul ediyor muyum? Muhtemel engeller şunlar. En kötüleri bunlar. Bunlar karşıma çıkacak benim. Ya da sponsoruna mutlaka sor. Rehberine sor. Ben neyle karşılaşacağım? İlk 72 saat kitabını oku zaten neyle karşılaşacağını göreceksin. Kutunun içinden çıkıyor. Okuduysan bir kez daha oku. İlk kez okuduğunda genellikle insan bir şey anlamaz. İkinci kez okuduğunda o zaman tecrübe de yaşamışsındır. Aa dersin evet ya ben burayı kaçırmışım. Okuyun mesela. Bir kez okumakla kalmayın. Bir işe yaramaz bir kez okumak. Muhtemel engelleri belirlersin. Harekete geçersin, sonuç üretirsin, dönersin, geri bildirimini yaparsın. Ondan sonra bu döngü bu şekilde aynen devam eder. Evet, bugün arkadaşlar gelir getirici aktiviteleri konuştuk. Umarım faydalı bir şey olmuştur. Toplantı olmuştur, bilgi olmuştur sizler için. Teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Kaydımızı da durdurduk.